Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifle geldim yine. Yapımı çok kolay. Böyle pizza tadında poğaça yapacağım. İnanın nefis bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Hamurumuzu yapmakla başlayalım. Bir adet yaş maya kullanacağım. İsteyenler kuru maya da kullanabilir. Robotuma ekledim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Bunları önce bir karıştırıyorum. Mayamı eritiyorum içerisinde yani. Ve biraz un ilave ediyorum. Yarım kilodan fazla. Ve robotumla yoğurmaya başlıyorum. Gerekirse un takviyesi yapacağım. Yumuşak, çok hafif ele yapışan bir kıvam elde etmemiz lazım. Hamurum yoğruldu. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Çok hafif ele yapışıyor. Hatta yapışmıyor sayılır. Benim 1 kilo undan tam net 1 su bardağı unum arttı. Bu şekilde. Sizlerde de tahminim aşağı yukarı bu kadar gidecektir. Ama siz yine de unu kontrollü ekleyin. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın yani. Yoksa poğaçalarınız yumuşak olmaz. Hamurum bu şekilde. Çok yumuşak. Şimdi ben iç harcımı hazırlayacağım. Çok az bir mayalanmaya bırakıyorum. Yani böyle aşırı kabarmasına gerek yok. Sadece dediğim gibi iç harcını hazırlayasıya kadar. İç harcımı da hazırladım. Ben sucuk, kabuğunu soyup küp doğradığım domates ve yeşil biber kullanacağım. Ve tabii ki kaşar peyniri. Siz buna takviye olarak mantar, mısır, hani zevkinize, damak zevkinize kalmış bir şey. Dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Benim çocuklar bu şekilde sevdiği için ben bu malzemelerle yapacağım. Bu esnada hamurum biraz mayalandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi hafif unladığım tezgahıma hamurumu alıyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum ve beze yapıyorum. Ve yapmış olduğum bezeyi açacağım merdane ile. Çok fazla unlamayın. Yapımı çok pratik bu poğaça. Hızlı bir şekilde hemen yapıp pişirebilirsiniz. Çünkü yapım aşaması zaman almıyor. Fazla inceltmeyin. Böyle yarım santim kalınlığında olması yeterli. Şimdi iç harcımı koyacağım artık. Altına bolca kaşar. Dilerseniz tabii salça da sürebilirsiniz en altına, normal pizza yapar gibi. Ben sürmüyorum. Daha sonra sucuk. Biber. Ve son olarak domates. Ve şimdi rulo yapıyorum.
Elimle şöyle sıkıyorum biraz. Çok hafif genişletiyorum. Ve şöyle iki parmak genişliğinde kesiyorum. Ve yağlı kayıt serdiğim tepsiye dikkatli bir şekilde koyuyorum. Koyduktan sonra şöyle elimle çok hafif bastırıyorum. Diğer bezemi de aynı şekilde yapacağım. Bu şekilde 10-15 dakika tepsi mayası yaptırıyorum ve daha sonra 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. İlk yaptığım tepsi yaklaşık 15 dakikadır mayalandı. Şimdi bir kaseye bir adet yumurta sarısı aldım ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Maksat yumurta sarısını sulandırmak. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım. Şimdi ilk yaptığım tepsiden pişirmeye başlıyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Derece ısıtılmış fırına veriyorum ve güzelce altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım 25 dakikadır fırındaydı. Çok güzel kızarmış. Fırından çıkartıp diğer tepsilerimi pişiriyorum artık. Poğaçalar fırından yeni çıktı. Hemen üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Böylelikle yumuşacık olacaklar. Bu şekilde soğumaya alıyorum. Poğaçalarımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Altı da çok güzel kızardı. Ve inanılmaz yumuşak var. Böyle yumuşacık pamuk gibi. Şimdi size birini bölüp göstermek istiyorum. Hala sıcak biraz ama. İçerisinde kaşar peyniri. Hala sıcak. Nefis bir lezzet. Çayın yanına muhteşem yakışıyor bence. Ve yapımı da çok pratik, çok hızlı yapılıyor yani. O yönden çok pratik. Sizler de mutlaka yapıp deneyin. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.